Kızlar! Ne oldu profesör? Ev son zamanlarda biraz kirlenmiş gibi. Ben de bir bahar temizliği yaparız diye düşündüm. Ne dersiniz? Bahar temizliği mi? Ama profesör, mevsim sonbahar. Ben biliyorum babası. Kuralları değiştiriyorum. Ay harika. Organize etmemiz gereken her şeyi bu yığına koydum bile. Sadece onunla ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Ha, buldum ben. Tutmak istediğimiz şeyleri bu kutuya koyarız. Ve atmak istediğimiz şeyleri de buna koyarız. İki seçenek mi? Bu çok iki yanlı. İzinle kontrolü ben alayım. Hayır Blossom. Üçünüzün bunda birlikte çalışmasını istiyorum. Şimdi ben gidip birkaç iş halledeceğim. Aa, ve bu yığını hiç merak etmeyin. Burada laboratuvardan potansiyel olarak tehlikeli bazı şeyler var. Bunları ben ayıklarım. Hoşça kalın kızlar. Pekala kızlar. Hadi başla. Şunlara bakın. 70'li yıllardan uzay çekicisi filmleri. Şu işi çabuk bitirelim de bunları izleyelim. Bu tişörtü giyip bu tokayı takabileceksem alır. Şu partiyi başlatalım. Ben kalsın derken sen atılsın diyeceksin. Kalsın. Atılsın. Kalsın. Atılsın. Hayır. Kalsın yok. Atılsın yok. Görmüyor musunuz? İki yığın yeterli değil. Değil mi? Bir şey yanlışlıkla vermek istiyorsan başka tabii. O haklı. Nesneleri en az önemliden en çok önemliye sıralayan bir sistem lazım. Sıkı durun. Benim 19 noktalı planım. Bunu yeni mi yaptın? Hey dostum, profesör birlikte çalışmamızı söyledi. Ve biz birlikte çalışıyoruz. Planımı takip ederek. Güvenin bana, hemen bitecek. Sıradan bardak altlıkları tamam. Sıra dışı bardak altlıkları tamam. Evet. Tekerlek bir kazayla düşmüş kırmızı araba. Hmm. Tekerlekleri bilerek düşmüş kırmızı araba. Yapacağım ve göreceksiniz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bizim için daha az iş. İşlerin başından açtığında yalvara yalvara yanımıza gelme. Bilemiyorum, bilemiyorum. Gel Babs, uzay çekicisini izleyelim. Bilemiyorum. Ama kırmızı araba nereye gider? Galiba bir şey doğru yapılsın istiyorsan onu kendin yapman gerekiyor. Bakalım ne bıraktım. Aha. Profesör bu yığına dokunmamamızı söylemişti. Ama tabii eşyayı ne kadar iyi organize ettiğimi görürse benim yöntemimi ev kuralı haline getirir. Ayrıca belli ki bunun içinde bir el feneri unutmuş. Yemek! Oh, dostum, peynirler, hamburgerler, yoğurt ve sahte yengeç eti. Ne yapıyorsun sen? Mükemmel selfie ışığım. Ne? Bu ayna kesinlikle çalışmıyordu. Ben de onu kırdım. O ayna değil. O bir televizyon. Yığınlarım. Mükemmel organize yığınlarım. Hey, neler oluyor burada? 3000 seneden uzun bir süredir o kutunun içinde kapalıydık. Ve bir fani bizi serbest bıraktı. Bekleyin, sizi ben çıkardım ama... Sen mi? Arkadaşlar, bu dünyayı ele geçirebilmemiz için... Bizi serbest bırakan kız. Dünyayı ele geçirmek mi? Bu kızların en kötü kalplisi. Ben mi? Ama dünyayı ele geçirmeden önce parti yapacağız. Parti. Yardım edin. Bu disco dansı gezegenine düştüm. Uzay çekicisi. Sence Blossom ne durumda, bakmalı mıyız? Hayır. Onunla plan arasına girmiş oluruz. İşe yaramıyor. Pekala Blossom, paniğe kapılma. Sen her gün canavarlarla uğraşıyorsun. Evet canavarlar, bu parti sona erdi. Tamam, B planı. Buz nefesi. Vay canına, buz kaydıra. Bu harika.